Evet, videodan da gördüğünüz gibi telekom dünyası artık enteresan işlerle uğraşıyor. Kimse evdeki telefondan ses gelecek diye uğraşmıyor. Ben kafadan dalayım o zaman. Sizin oturumla ilgili bazı notları almıştım. Ziyan olmasın diyorum. Müjdat abi de sözü açık. Ben bu Türkiye'nin geleceğin Türkiye'si temasını bulurken yine Etaş'ta yaptığım stajyerlerine geri dönme fuarındaki Ar-Ge laboratuvarı Fahimrani'deki binada oralara kadar gittim. Türkiye şu anda bir kaldıraç yaratmak durumunda ki birkaç sene sonra bu sıkıntılardan kurtulduğunda daha iyi noktalara doğru yolunu çizebilsin diyeyim. Çok sözü de gerek yok herhalde, buradan siz topu alır gidersiniz. Evet, aslında konumuz Telekom'un bu sektördeki ve katkıları. Küçük geliyor. Baktığımız zaman, ben milattan önce başladım Telekom sektörüne. Biz ilk başladığımız zaman, daha doğrusu Netaş'ın kuruluşu değil, sizi bir 50 yıl geriye götüreyim. 50 yıl önce Türkiye'de 100 bin hat vardı. Böyle bir dönemde Netaş kuruldu. 1980'lere doğru bu milyonları aştı. Biz Telekom'un ekmek kadar, su kadar değerli olduğu günlerle bugünlere geldik. Taksim Meydanı'nda küçük çocuklar ellerinde jeton alırlardı. Jetonu atarlar ve çevir sesi beklerlerdi. Çevir sesi gelince ellerini kaldırırlardı. İki jetonunuz varsa da o çevir sesini alırdınız. O bir jeton kazanmış olurdu, ekmeğini kazanırdı. Sonra ben bu çevir sesinde iş var dedim. İlk paramı çevir sesinden kazandım. Yine Tahtakale, Tahtakale'de insanlar telefonlarını kaldırıyorlar fakat çevir sesi yok. Şu anda zaten çevir sesi yine yok. Cep telefonu kullanıyoruz, çevir sesi yok. O zaman çevir sesi gelmiyor. Ve insanlar bel rahatsızlığı çekmeye başladılar çünkü telefonu şöyle tutuyorlar, iş yapıyorlar, para veriyorlar, para alıyorlar. Biz küçük bir amplifikatör satmaya başladık. Çevir sesi gelince pıt 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 ötüyordu. Ve böylece hayata çevir sesi satarak başladık. Neyse, bu kısa anekdotlardan sonra... Abi söyledim, kaldıraç dediğim bu değildi. O günün ama ticaretinde telefon sahibi olmak için aşağı yukarı yarım ev parası verildi. O da bir kaldıraçtı. Sonra özel döneme geldi. Özel bunu çok net gören bir liderdi. Özel döneminde bizde bir eğri vardır. Türkiye'nin ekonomisiyle telekom yatırımları paralel bilmiştir. Hala aynı şey var. Aslında telekom yatırımı bir ülkenin altyapı yatırımı çok önemli. Ve bugün de ne var? Bugün aslında dijital transformasyon çağına girdik. Ve onun peşinde koşuyoruz. Dijital transformasyon deyince de altyapı geliyor. Altyapı deyince de tabii ki telekom sektörü geliyor. Baktığımız zaman Türkiye aslında hakikaten çok güzel başladı. 2000'li yıllarda biraz AK Parti hükümeti bunun önemini anladı. Önce ADSL dediğimiz yatırımlar başladı. Arkadan fiber yatırımları. Sonra Türkiye 3G geldi. Arkadan 4G geldi. Şu anda sağlam bir altyapı var ama yeterli mi değil. Çünkü gelecek aslında bulut üzerine inşa ediliyor. Gelecek aslında Internet of Things dediğimiz IoT üzerine inşa ediliyor. Gelecek aslında büyük veri üzerine inşa ediliyor ve bunun için hep daha fazla hıza, daha fazla hıza ihtiyacımız var. Ve bu hızı da sağlayacak olan telekom. Ve burada bir döngü var.
Bu arada şunu da söyleyeceğim, sonra tekrar sözü size bırakacağım ki sohbet monotonluktan çıkalım. Ama telekom sektörünün de sırtında çok büyük bir yük var. Bu altyapıyı sağlıyorlar fakat OTT dediğimiz sağlayıcılar korsan bir şekilde buradan para götürüyorlar. Ve telekom sektörü de seneden seneye marjinden yani kazançlarından yiyor. O da altyapı yatırımlarını etkiliyor. Burada bir devletin de araya girmesi gerekiyor diyeyim. İlk şeyi bırakayım. Yani sizin de söylediğinizle tamamlayıcı olacak dijitalleşme gerçekten önemli bir konu. Çok uzun zamandır konuyu tartışıyoruz ama yurt dışı bizden bir hayli önce bu konuları işlemeye başlamış durumda. Aslında bizim için artık yarının değil, bugünün konusu dijitalleşme. Çok hani teknik detaylarına girmeden sadece şunu söyleyebilirim, dijitalleşme değil. Bir takım işleri artık daha farklı olmamız lazım. Dijitalleşmenin avantajlarını kullanarak farklı iş modelleri geliştiriyoruz lazım. Bu modeller de şu anda Avrupa'da, Amerika'da olan modellerin bir kopyası değil, daha yaratıcı düşünceyle birlikte şimdiye kadar oluşmamış modeller üzerinde konuşuyor olmak lazım. Örnek verecek olursak, şu an gündemimizi tartışıcılarımızda yaptıkları kavgalarla oldukça meşgul ediyorlar. Büyüklükleri yaklaşık 40 milyar euroya ulaşmış durumda. Bununla birlikte tek bir araçları veya tek bir taksileri yok. Turizm sektörüne girecek olursak, yine bu rezervasyonlar konusunda akıllı uygulamalar bizlere aracılık eden bir firma var. Şu an yaklaşık 1,5 milyon oda satışı yapıyorlar ama tek bir otelleri veya tek bir apartmanları yok. Dolayısıyla dijitalleşmeyi biz günümüzde iş dünyasında çevirirken dediğim gibi yaratıcı iş modelleri oluşturuyoruz lazım. Bu iş modelleriyle de birlikte dijitalleşmenin getirdiği ve ekonomiye sağlayacağı katkı 2020'den itibaren yaklaşık 2 trilyon euro yıllık oluyor. Çok büyük bir hacimden bahsediyoruz. Dijitalleşmeyle ilgili temellere de baktığımız zaman temelde 5 bileşeni buna ayırıyoruz. Bir tanesi Müzakir'in söylediği IoT ve Entel yani birbiriyle konuşan makineler ve internet üzerinden haberleşmeyi sağlayan, nesnelerin birbirine haberleşmesi sağlayan internet teknolojileri. Bir diğeri cloud. Cloud gerçekten önemli. Hangi sektörden olursa olsun, Türkiye'deki firmaların rekabet boyutunda analizine baktığımız zaman maliyetlerini optimize edebilmeleri çok önemli. Bugün cloud hizmetleri, firmaların ihtiyaç duyduğu hizmetlere, ihtiyaç duyduğu sürece bununla birlikte de kullandığı kadarıyla ödediği bir model bize getiriyor. Bunun yanında verilerimizi cloud'da işlerken her bir nesneden veri toplarken bunların güvenliği de önemli bir konu. Bir diğer başlıkta telefonlarımızda hepimizin onlarca var. Akıllı uygulamalar. Şimdi nesneler dedik, internette dolaşımı dedik, cloud dedik, akıllı uygulamalar dedik. Bunların hepsinin temelinde de connectivity hizmeti dediğimiz telekomünikasyon hizmetleri var. Yine firmaların maliyetlerine baktığımız zaman olmazsa olmaz kalemlerden biri telekomünikasyon hizmetleri ve maliyet açısından da oldukça yük getiriyor. Burada bizim sağlayabileceğimiz katkı telekomünikasyon firmaları olarak globalde birçok firma iyi vizyonlar katıyor. Biz de lokaldeki firmalar olarak müşterilerimize, her bir sektörde çalışan firmaya bu maliyetleri daha aşağı indirmelerini sağlayacak. Belki cloud'da olduğu gibi kullandığı kadar ödeyeceği veya ihtiyaç duyduğu sürece kullandığı modeller üzerine çalışmayı düşünmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Müjdat abi, sen bana yıllar önce elektrikli otomobili şey diye anlatmıştın. Leğen gibi bir şey var. İçine bataryaları koymuşlar üstünde de işte yolculuğunu hatırlayacağım şey. Geçen hafta yağdaydım bu otobüs kamyon fuarında Almanya'da. Mercedes şeyi yapmış. Benzer bir şey yapmış ve üstündeki bölüme değişiyor. Yani benim aklım hemen bizim yeni havalimanı geldi. Yani
gün içinde mesela yolcu taşıyan bir araç, akşam yük taşıyan bir araca dönüşebiliyor. Alt tarafı enerji paleti ve üstü gidiyor. Ondan sonra aklıma şu geldi. Yani ise bu bağlantılı araçlar, elektrikli araçlar vesaire konuşuyoruz ama asıl biraz da platforma odaklanmamız gerekmiyor. Yani Telekom çok iyi bir platform. Yani Telekom şebekesi üzerinden bağlanıp bütün işlerimizi yapabiliyoruz. İnsanlarla iletişimimizi kuruyoruz vesaire. Bizim hem anlayış olarak hem de kullanma becerisi olarak platform düşünüşünden biraz uzaklaştığımızı düşünüyor musun? Niye bunlar bizden çıkıyor? Şimdi aslında çok doğru bir nokta. Aslında Telekom bir platform. Bizim yıllar yılı NETAŞ'ta yaptığımız platformun yazılımını geliştirmekti. İşte 92 yılında biz bunun uluslararası olarak platformunu Nortel'den aldık. Yine 2007 yılında da bütün dünyanın bu platform yazılım sorumluluğunu hem multimedya olarak hem de telekom hizmetleri olarak NETAŞ'a aldık. Ve doğal olarak da dünyanın ilk 5 voice over IP multimedya firması oldu. Şimdi bir yavaş yavaş veya çok hızlı bir şekilde dijitalleşme devreye girip de olay farklı bir boyuta girince de bizim arkadaşlarımız bana şunu dediler, Müjdat Bey dediler, biz şu anda 3-4 milyon aboneyi aynı anda konuşturabilecek, 10 milyon bize kolay temsiline karşılık verebilecek bir platformu dünyanın %20'sine dağılmış bir şebeke üzerinde koşturuyoruz ve bunun bakımını yapıyoruz. IoT de aslında bir platforma ihtiyacı var. IoT'de de bir sürü cihaz var ve bunların birbiriyle o makinelerin haberleşmesi için yukarıda platforma ihtiyaç var. Bunu neden yapıyoruz dedik ve biz bunu yaptık. Şu anda değişik yerlerde konuştuğumuz, hatta bazı yerlerde uygulamalarını yaptığımız bir IoT platformumuz var. IoT platformu dediğimiz zaman da bugün A firmasında, yarın B firmasında veya Endüstri 4.0'da kullanabileceğiniz bir platform. Buradan da şuna geçeceğim. İki sene evvel çok büyük bir olay oldu. Endüstri 4.0. Bizde bir düşünce vardır. Yıllar yılı çocuklarımızı beşten seçme sorulara alıştırdığımız için muhakkak bir doğru arıyoruz. Halbuki hayatta tek doğru yok. Hayat bize beşten seçme bir hayat sunmuyor. Hayat aslında bir bütün. Bunu yoğun olarak bakmak lazım. Kimisi Endüstri 4.0 için transdüsör dedi. Kimisi Endüstri 4.0 için Alman ilacı icadı dedi. Kimisi 4.0 için başka bir şeydi ama kimse Endüstri 4.0'ın ülkemize ne yarar getireceğini ve bunun nasıl uygulaması gerektiğini ve bir firmaya bağlı olmadan milli olarak yaptığımız zaman bizim aslında yarar sağlayacağımızı göremedi. Şu anda bu platform hazır ve istediğiniz firmaya biz bunu uygulayacak noktadayız. Bunun aslında en önemli kısmı ülkemiz için şu. Evet, yukarıdan aşağı doğru bir Endüstri 4.0 getirdiğimiz zaman çok büyük bir döviz çıkışına neden oluyorsunuz ve ince ağlara inemiyorsunuz. Halbuki otomotiv sektörü ve diğer birkaç büyük sektör Türkiye'de yukarıdan aşağıya doğru çok büyük bir ekosistemi barındırıyor. O ekosistemin tamamına inebilmek için de sizin milli bir IoT platformuna ihtiyacınız olması lazım. Bu tür konularda maalesef biz yeterince ülke olarak acayip olamıyoruz. Ama platform çok önemli. Yani platforma baktığımız zaman nesnelerin internette bunların haberleşmesi için platforma ihtiyaç var. Aslında günümüzde artık her şey hakikaten hali bir haberleşme ağı üzerine oturacak. Ne abartılı gelmesin, artık ayakkabılarımızla bir IP adresi sahibi olan bir nesne olacak. Burada aslında öne çıkan şey veri. Çok fazla veri toplanıyor ve toplanacak. Her bir nesneden,
her bir şirket altyapısını barındıran uygulamalarda bu verileri doğru ve akılcı işlemek, buradan bir mana çıkan bu noktada önemli. Müjdat Bey'in söylediği gibi genelde buralarda dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılık da maalesef oldukça yüksek maliyetler getiriyor ülke üzerine. Yani oluşturulabilecek böyle bir platform, veri işleme ve bu veriyi anlamlandırma anlamında da destekleyici bize parametreler, kabiliyetler sunarsa yani her sektörden firma için özellikle sağlık, otomatik ve enerji bunun başını çekecek sektörlerden biri. Oldukça fazla avantaj verecek fırsatlar var önümüzde. Ben burada şuna takılıyorum birazcık. Yani tamam dışa bağımlılık okey de yani Bulgaristan'dan saman alıyoruz diye ağlıyoruz, onu ağlıyoruz, bunu ağlıyoruz. Peki Türkiye bu şeyleri diyeyim, kullanarak edindiği birikimle veya sizin gibi arkede geliştirerek edindiği birikimle bölgesel bir takım fırsatları yakalayamaz mı? Sizin galiba öyle çabalarınız var. Şimdi bizimkisi acı bir hikaye diye başlamak lazım. Türkiye, Türkler çok seviyorlar acı hikayeleri. O yüzden de kendi kendimize de acılar yaratıyoruz. Ben Netaş'a girdiğimde 1981 yılında biz bundan 40 sene evvel neredeyse kendi santralımızı yapma yoluna çıktık ve PBX'imizi yaptık. O PBX çok başarılı oldu. Türkiye'de 3 milyon at sattı. Onu kırsal santrala çevirdik. O kırsal santral 8 milyon at sattı. Güç sistemleri yaptık. Türk Telekom'un bütün güç sistemleri bize aitti. Hem small office power hem larger. Sonra transmisyon sistemleri yaptık. Biz bunları yaparken şu anda dünyanın 1 ve 2 numarası olan ZTE ve Huawei yoktu. Biz bunları yaptık, sonra da kapattık. Yani niye öyle yaptık bilmiyorum. Şimdi telekom sektöründe şöyle bir şey var. Gelin bakalım. 3G ile ilgili 2009 yılında satılan hiçbir baz istasyonunu sahada bulamazsınız. Onların çoğu RIP deriz biz, RIP edilmiştir. Yani değiştirilmiştir. 3G ile ilgili istasyonları da bulamazsınız. Şimdi 4G'ler geldi. 2 sene sonra 4G'leri bulamayacaksınız, 5G gelecek. Elinor'da devamlı teknolojiyi değiştiriyor. Ve bu yol yapmak gibi de değil. Yani bir yolu yaparsanız, bir köprü yaparsanız 40 sene kullanırsınız. Bunlar 4 senede bir değişiyor. Değişiyor. Onu bırakın. Şirketlerimize döndü. Şirketlerimize aldığımız rahatlıklar, switchler değişiyor. Optik cihazlar değişiyor. Bu ceplerimize bakalım. Cep telefonlarımız 2 senede bir değişiyor. Bu ülke aslında, ben aynı zamanda Türk Elektronik Sanayi İş Adamları Derneği Başkanıyım. Bakıyoruz rakamlara. İhracat gıdım artıyor, ithalat eksponansiyel artıyor elektronik alanında. Ve biz bu ithalatın sadece görünür kısmını bir de otomotiv sektöründe kullanılan elektronik cihazlar var. Onlar da bizim alanımız. Onlar da telekom cihazları. Onlar da telekom veya IT sektörünün cihazları. Türkiye bunların hepsini yapabilecek güçte. Biz 2007 yılında ben bu çalışmaya başladım. 2009'da laboratuvarda kurduk. 2011'de başbakanımız, o zaman bakanımız da gördü. Ulak projesi. Biz 4.5G'yi yaptık. Bugün Huawei ile yarıştırıyoruz. Huawei istasyonlarıyla yan yana duruyor. Yapabiliyoruz. Yani biz bunları yapabiliyoruz. Aslında ama neden bu bir devlet politikası olmuyor? Onu bilemiyorum. Çünkü Nortel döneminde Kanada hükümetinin ne yaptığını gördüm. Şimdi Çin hükümetinin ZTE ortaklığı dolayısıyla ne yaptığını görüyorum. Hükümetler teknoloji firmalarını koruyor. Şimdi aslında çok memnuniyet verici bir şey. Geçen haftaki bu etkinlikte Cumhurbaşkanımızın da
teknoloji dediğini duyduk. Çok da mutlu olduk. Umarım bütün bürokratlar da duymuştur benim duyduğum kadar. Bundan sonra biraz daha teknolojiye ve yerli üretime önem veririz. Yerli tasarıma. Bence üretim çağı geçti, tasarım çağındayız. Yani telekomünikasyon hizmetlerine baktığımız zaman altyapılarda kullanılan her şey için mecburen bir ithalat. Yani kablolama altyapılarından tutun da bu datanın üzerinde çalıştığı tüm cihazlara kadar. Dolayısıyla bu dışa bağımlılık bizler için bu maliyette bile etkiler durumda. Yurt dışındaki telekomünikasyon hizmetleriyle bu evinizde kullandığınız internet olabilir. Veya şirketinizde ofisleriniz arasında iletişim ihtiyacını sağlayacak bağlantılar olabilir. Ben 1-10'luk bir fark görüyorum yurt dışındaki fiyatlarla Türkiye'deki. Ama tabii bu currency'yi karıştırmadan birim alım maliyeti olarak iş döviz bazlı telekomünikasyon hizmetlerine geldiği zaman da yine bu oranı koruyoruz. Bunun en temel sebeplerinden biri Türkiye'de bu altyapıları destekleyecek bir üretim yapılmıyor olması. Diğer taraftan yine teknoloji şirketlerinin yaptığı Ar-Ge çalışmaları için bir takım teşvikler söz konusu. Ama bir fiber ağının oluşturulması veya bu fiber altyapısıyla birlikte çalışacak cihazlar için Ar-Ge'nin daha fazla desteklenmesi konusunda bir takım eksiklikler var. Buralar çözülebilirse, dünya genelindeki veri iletişim ağına baktığımız zaman özellikle Frankfurt ve Londra dünyadaki tüm operatörlerin birbiriyle bağlantılarının ortak noktası. Coğrafyamızın büyük bir potansiyeli var. Eğer biz de yurt dışındaki gibi özellikle iletişim altyapılarındaki maliyetlerimizi düşürecek yöntemler bulabilirsek, Türkiye'de bu haplardan biri olabilir. Bunu hava taşıtmacılığı için gerçekleştirdik. Hatta üzerine şimdi daha etkili olacağız. Frankfurt önemli bir hap noktasıydı. Hani ümit ediyorum önümüzdeki zamanda İstanbul Frankfurt üzerine geçecek. Aynı şey Batak için de olabilir ama söylüyoruz yerli ve milli. İki sınırları içinde de bir şeyler üretebilmemiz lazım. Ama yani ben baktığımda şöyle bir çeşitliliği yakalayamıyoruz işte. Arnavutlar mesela köy olarak para topluyorlar. Gidiyorlar Fransa'dan bir tane santral alıyorlar. Hop Telekom kurduk buraya diye. Hepsi o santral üzerinden konuşuyor. Yani işte Çinliler Panır markasıyla şimdi benim yıllardır bizim yerli telefon üreticilerine söyleyeyim iki şey vardı. Bir tanesi boyun telefonu yapın. İkincisi sağlık telefonu yapın. Ülke yaşlanıyor. Bir sürü insanın kronik hastalıkları var, işte diyabet olsun, yüksek tansiyon olsun. Bunun üzerinden sağlık hizmeti alsın. Bu bir türlü yapılamadı. Apple'ları yani şimdi oyun telefonu gibi bir şeyle piyasada bayağı ciddi bir ses getireceğini düşünüyorum. Biz bu tür servise mi dönüştüremiyoruz? Yani buradaki sıkıntı nedir? Biz hep app olmaktan bahsediyoruz da sonuçta tamam bir merkez oluyorsun. Herkes doğrudan geçerken senden bir şey oluyor ama sen belli bir ihtiyacı karşılayacak çözümü üretemiyor musun diye kendi kendime soruyorum. Ben çok katılmıyorum. Yani benim Nortel'deki çalışmam, sonra OİP, şimdi Çinliler, ZTE, gördüğüm bir şey var. Yani inanın, bunu kalpten söylüyorum. Türk insanı çok zeki. Yani gerçekten çok zeki. Yani ben aşağı yukarı Arendt'de 7000 tane mühendisle birebir çalıştım. Yani göğüs göğüsle çalıştım, kol kola çalıştım. Yani bir sıkıntının çözümünü yapabilmeleri, zeka pırıltıları, bilhassa yazılıma dönüyor. Çünkü Türkiye aslında dikkat ederseniz, birçok şey işte iyi adam yetiştiremiyoruz diyor. Kendimizi baştan da söyledim ya biz acıların ülkesiyiz. Kendimizi acılara gark etmeyi çok sevdiğimiz için pozitif tarafı göremiyoruz. Ben Türkiye'de Türk insanının çok zeki olduğuna tarafsız bir gözle çok inanıyorum. Yurt dışına da gittiğim zaman da gördüm.
kendini gizlemiş Türklerin ne kadar başarılı olduğunu görüyorum. Biz biraz reklam tarafımızı indirelim. Burada hiç problem yok ama ben şunu kesinlikle biliyorum, gördüm. Yani bakın ben size şunu söyleyeyim. Kanada'da ben zamanında seninle tanıştım, Sir Terry Matthews'la tanıştım. Bu kişi 2000 dolarlık bir borçla 40 sene evvel hayata başlıyor. Firmalar kuruyor, firmaları satıyor ve bu şekilde 10 milyar doların üzerinde bir servetin sahibi oluyor. İngiltere buna Sir unvanı veriyor. Adam Kanada'da yaşıyor. Kraliçe çağırıyor, sen Sir'sın diyor. Bir kere seviyorlar. Teknolojiyle uğraşmayı seviyorlar. Teknolojiyi seviyorlar. Kanada'sı da seviyor, İngiliz'i de seviyor, Amerika'sı da seviyor. Biz seviyoruz. Bizde böyle bir sevgisizlik var. Böyle yani bu gençlerimiz dipten teknolojiyi de yaratıyorlar. Bize Terimetrius'e birlikte 10 milyon dolarlık bir yatırımla Metaş Kesti Kulavar Teknoloji Fonu'nu kurduk. Çocukların hepsi şu anda yurt dışına satış yapıyorlar. Yurt dışında başarılarını gösteriyorlar. Verdiğiniz zaman bu çocuklar yapıyor. Ama mesela Sir Terimetrius, Kanada'da bir board var. Yarısı Kanada hükümetinin bakanlarından, yarısı da inovatif iş adamlarından oluşmuş. Oturuyorlar bu boardta karar veriyorlar. Çin'e bakın. Çin'deki o esas büyük karar vericiler, yani bakan seviyesinde kişilerin %80'i mühendis. CV'lerine bakın. Karar veriyorlar. Teknolojiye destek oluyorlar. Bizim teknoloji alanında buna ihtiyacımız var. Devlet desteğine. Çünkü elin oğlu teknolojiye destek verirken biz açık ekonomi, siz bulun, siz yapın, siz yükselin diyemeyiz. Yarış bir kere doğru bir yarıştı. İngiltere teknolojiye destek verecek. O İngiliz burada diyelim ki 500 metre, 1 kilometre yarışına girecek. Çinli hükümet desteğiyle girecek. Her birisinin arkasında bir füze, hükümet desteği. Türkiye desteksiz girecek. Olmaz ki. Amerika da destek veriyor. Ben yıllar yılı bu Ar-Ge destekleri üzerine çalıştım. Rahmetli Tosun Terzioğlu'yla 92'de başladık. Hep devam ettik. Hep gösterdiğim gizli destekler. Türkiye hiçbir zaman bu konuda destek verememiştir dünya kadar. Ve verilen desteklere baktığınız zaman da absürt değerleri ufaktır. Ama bunu bile fazla gösterenler olur. Çünkü teknolojiyi bir kere sevmek lazım. Ben problemi ülke olarak en küçüğümüzden en büyüğümüze, kamuda çalışanından özel sektörde çalışanına veya çalışmayanına, herkesin teknolojiyi sevmesi gerektiğine inanıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim, biraz da fırsattım, kusura bakmayın. Gidin Amerika'da bir gazeteyi alın ama okunan bir gazete, New York Times olsun, başka bir şey olsun, Washington Post olsun. Allah rızası için elinizde de bir kalem olan teknoloji haberlerini karalayın yani, çerçeve için alın. %70 teknoloji haberi. Biz de bir gazeteyi alın. Tamamen sansasyonel haberler. Teknoloji haberi yok. Ararsınız arka sayfalarda bir yerde sıkışık haberlerdir. Teknolojiyi sevmek lazım. Siz de icat çıkarmadan henüz kültür var. Evet. Öyle bir öğretiniz var. Biz icat çıkarmıyoruz. Bu kötü bir şeymiş gibi. Bahçeşehir Koleji'nden değerli misafirleriniz vardı. Aslında biraz düşünme hepsiyle ilgili. Biz biraz daha kopyalayıcı, ezberleyici bir milletiz. Birileri bizim adımıza bir şeyleri yapar. Onu iyi kullanırız. Gerçekten çok akıllı bir millete sahibiz. İşimiz gereğimizde, yurt dışıyla birlikte çok fazla proje yapıyoruz. İnanın o pratik zekayı, bizdeki pratik zekayı çok fazla göremiyorsunuz orada. Yani bir Alman şirketinde çalışıyorum. Prosedürleri, mühendisliğe yani tüm dünyaca kabul edilmiş. Her millet tarafından. Ancak o pratikliği zor zamanlarda kolay ve çabuk uygulanacak çözümler bulma noktasında gerçekten büyük sıkıntılar var.
Ama bizim de hani kültürümüze, eğitimimize baktığınız zaman o pratik zekanızı, aklınızı yeni bir ürün üretmeye çevirecek maalesef bir eğitim sistemimiz yok. Bahçeşehir Koleji'nin çok güzel uygulamaları var. Hani biraz daha kopyacılıktan, uygulamacılıktan çıkıp yaratıcılığa burada dönüyor olmak gerekiyor. Bir şeyleri farklılaştırmak için böyle bir düşünce yapısına ihtiyaç var. Ben de üniversitede okurken 3. sınıfa geldiğimde yani benzer izlekler için vardır herkeste. Bir dersimiz var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü bitmeden devam eden. 3. sınıfın ortasında profesörlerden bir tanesine sorduk. Yani 3. dönemde bu dersi alıyoruz. Bu ders bizim ne işimize yarayacak? İşte ana sıkıntı burada. Biz öğreniyoruz, ezberliyoruz. Tamamı da çok zor. Her bir branşın eğitimi çok zor. Ama o bilgileri bir araya getirip bunu nasıl kullanacağımız yönünde bize bir öğretim maalesef sunulmuyor. Biraz buradan başlamak lazım. Aldığınız bilgileri nasıl kullanacağınızı, nasıl yorumlayacağınızı biliyor olmanız lazım ki biz de başkaları üretmeden, yaratmadan bir şeyler üretip yaratabilirim. Yani bizden çok iyi futbolcu çıkıyor da takım çıkmıyor. Bir şeyde yetiştiğiniz yıl şey olarak baktığınızda benim sabahki öğrenci konuşmamda bahsettiğim bir konu vardı. İşte kobi projeleri Türkiye'de hem işte 2 milyon kobi var bu ülkede %10'la satsak diye başladı 2000'lerde. Şimdi 3,5 milyon var %10'la satsak diye devam ediyor. Ama mesela yani Jeff Bezos mesela adam. Bakmış ticaret demiş %2300 büyüyor. Hadi gidelim bir tane şirket kurduk. Şirketin değeri 1 milyon dolar. Hadi size baktığınızda. Benim bahsettiğim birazcık o sonuçları yakalayamak. Yani size herkes pratik. Ama 100 kişinin hepsi pratik olunca sistem ortadan kaybediyor. İyi bir geliyor. Yok. Şimdi marifet iltifata tabidir. Sizin iltifat göstermeniz lazım o marifete. Eğer o marifeti gösteren kişi tırmalıyorsa ve o ilk hızı alamıyorsa Jeff Bezos da olamıyor. Ben size şunu söyleyeyim. Bu Telemesuz Matrix'de yaptığımız startup işinde tabii ki startuplara çok girdim ben. Çok değişik noktalarına gittim. Daha sonra da kızım bir accelerator'da direktör olarak çalıştı New York'ta. Bana söylediği şu, burada onlarca milyon dolar yatırım alan firmalara Türkiye'de 100 bin dolar bulamayız baba diyor. Türkiye'de kim yatırım yapıyor teknolojiye? Peki yatırım yapan teknolojiden ne kadar alınıyor? Bir denge var mı acaba? Yani zamanında bir arabaya biletmiş bir milletiz. Yani, bir uçak yapabilmiş bir milletiz. Ama üzerini kapatmış. Evet. Sonra bir daha... Kırsal santral yaptık. Yarı yolda kaldı. Yani teknoloji bir kere araştırma geliştirme, yeni bir şey geliştirme, inovatif kişi olmak çok zor bir şey. Bir de size şunu söyleyeyim. Jeff Bezos diyoruz da Amerika'da kaç tanesi ona benzer de iflas etmiştir. Çünkü onlar bir çiçeğe koşan arılar gibi yüzlerce firma hevesle koşuyor. Çünkü biliyorlar bir tanesi Jeff Bezos olacak. Burada yani ben altını üstünü çizerim. Bir de sarıyla boyarım. Sonra da bağıra bağıra söylerim. Bu ülke 4-5 bin yıl gerisinden hatta 10 bin yıl gerisinden başlarsak Türkiye toprakları, Anadolu toprakları hep akıllı insanlar yetiştirmiş. Bir sürü medeniyet bu topraklarda doğmuş. Ben bu topraklarda doğan insanların becerisinden şüphe ederim. Ama burada bir karmaşa var. Bu karmaşayı bir şekilde odaklamak lazım. Ben hep şu örneği veririm. Bir demir parçası ile hiçbir şey yapamazsınız. Demir parçasıdır. Ama onun üzerinden
bir hobi yaratırsanız o sağa sola bakan parçacıkları, demir parçacıkları bir noktaya bakan her bir mıknatıs olur. O mıknatısla da 100 kiloyu da, 1000 kiloyu da, 10.000 kiloyu da kaldırırsanız. Mıknatıs olmak için hep aynı tarafa bakmak lazım. Bizim problemimiz biz her tarafa bakıyoruz. O yüzden de bizim aslında bir lidere ihtiyacımız var. Bu topraklar lider ister. Ben size söyleyeyim. Bu toprağın aradığı şey lider. Ben şu anda yeni yapılanmasında devletimizin bu leadership'in olduğuna inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani biraz da bugünü konuşalım. Bugün Cumhurbaşkanımızın söylevleri, tanıştığımız, görüştüğümüz yeni bürokratlarımız, devlet adamlarımız bu topraklardan iyi bir teknoloji çıkmadan bizim etrafımızda çok dostla sarılı olmadığı için bir noktaya gidemeyeceğimizi gören kişiler. Ben o nedenle geleceğimizi iyi görüyorum ama o geleceği yakalamak için de muhakkak üst akılla teknolojinin çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz daha teknoloji açısından yanıtlamaya çalışayım. Yani hepimizin kullandığı WhatsApp diye bir yazılım var haberleşmek için kullandığımız. Facebook satın aldı. Bu yaptığınız WhatsApp'lar Çin'de hani tuvalet kağıdı için. Çin'deki yaşayan nüfusu düşünürseniz tuvalet kağıdı üretecek bir fabrika açtığınızda çok büyük bir satış rakamına kavuşmanız lazım ama öyle olmuyor ama bugün Çin'e baktığınız zaman şu anda WeChat diye bir uygulama yaratmış durumdalar. Yaklaşık abone sayısı da 1 milyarı buluyor. Bunun yaklaşık %15'i sadece Çin nüfusuna hizmet veriyor. Ne farklılığı var? Hem iletişim konusunda, hem alışveriş, internetten yaptığımız alışveriş konusunda, hem ödeme konusunda insanları tek bir noktadan hizmet almaya götüren bir farklılık yaratmış durumdalar. WhatsApp'a kıyasla. Ve abone sayısı da her geçen gün artıyor. Bunu niye söyledim? Yapacağımız çalışmalarda mutlaka değer kasacak nüanslar buluyor olmamız lazım. Hani basit bir hesapla sizin söylediğiniz gibi işin aritmetiği bunu veriyor ama özellikle kobi pazarından bakacak olursak teknolojik kullanmaları veya kullanma kabiliyetleri biraz daha sektörün önde gelen firmalarındaki insan kalitesine kıyasla daha düşük. Neye ihtiyaç duyuyorlar? Tek bireyden teknolojiyle ilgili hem destek hem danışmanlık alabilecekleri iş ortaklarına ihtiyaç duyuyorlar. Bunu yaparken de kendi yaptığı işlerle ilgili ona bir katma değer yaratmanızı bekliyorlar. Dolayısıyla o pazar için eğer şeyler yapılmak isteniyorsa öncelikli olarak tek kontak olabilmek ve sunacağınız ürün ve hizmetlerle onlara bir değer katacak, işlerini ileriye götürecek bir formülle ulaşıyor olmanız lazım. Tam burada bir sonraki panelinize geçebiliriz.